Bir gelişme var mı? Anlamıyorum. Bunca yıl sonra. Peki sen bir şey biliyor musun? Meleğin orada ne işi vardı? Yok, bilmiyorum. Peki siz birbirinizi nereden tanıyorsunuz? Meleğin neyi oluyorsun? Zeynep Şimşek. Şuraya numaranızı yazar mısınız? Şimşek mi? Tamam, teşekkürler. Soyadınızın aynı olması da ne büyük tesadüf. Yani manevi ablam benim. Biz uzun zamandır... Tamam. Bana açıklama yapmana gerek yok. Sizin de burada benimle beklemenize gerek yok. Yani sonuçta burada olması gereken kişi benim. Bu gereklilik meselelerine girmeyelim isterseniz. Buradayım ve o uyanana kadar da burada kalacağım. Gel Ayşe abla. Otur şöyle. Biliyorsun gece boyunca hastanedeydim ben. Biliyorum. O kadın kimdi? Onu da biliyorsun. Sana daha önce Melek eve geldi mi diye sormuştum. Neden bana doğruyu söylemedin? Ben... Kenan Bey, kötü bir niyetim yoktu. Niyetinin kötü olmadığını biliyorum. Ama bilmek istediğim meleğin amacı nedir? Ardına bile bakmadan bu çiftliği terk edip giden kadın... ...ne oldu da şimdi bu çiftliğe gelmeye başladı? Seni mi görmeye geliyor? Yoksa başka bir amacı mı var? Söyle bana Ayşe abla. Meleğin derdi ne? Ben bilmiyorum. Bak, sen o kadınla görüşebilirsin. Ama ben o kadının evinin etrafında dolaşmasını istemiyorum. Anlıyorsun beni değil mi? Anlıyorum Kenan Bey. Tamam, şimdi çıkabilirsin. Alo? Aa evet. Aradığımız kanı bulduk. Teşekkürler. Sağ olun siz de. Adam için bir de kan mı aradın Kenan? İnanmıyorum sana.
Ameliyat için kan lazımdı. Ne var bunda? Bütün gece hastanede kalmalar. Bir de adam için böyle kan arayıp sormalar. Ne oluyor? Ben insanlık görevimi yaptım. Lütfen uzatma konuyu. Anneciğim, ben seni çok özledim. Allah'ım sana şükürler olsun. Ablacığım, geçti artık. Geçti. Ben seni iyi edeceğim anneciğim. Canım annem. Kenan Bey burada mıydınız? Ben de sizi arıyordum. Melek Hanım'ın durumu hakkında biraz konuşuyor muyuz? Tabii. Kenan Bey gelmiş. Kenan mı? Kenan'ın ne işi var burada? Seni hastaneye Kenan Bey yetiştirmiş. Ne? Ne yapacağız şimdi? Abla. Abla kızımı al, görmesin abla. Sakla. Yok değil mi? Yok, hayır, aksine durumu gayet iyi. Ama bilmenizin faydalı olduğunu düşündüğüm bazı hassas durumları var. Buyurun odama gidelim, orada görüşelim isterseniz. Gittiler galiba. Zeynep, sen bir baksana dışarıya. Siz şöyle kapının arkasına doğru geçin de ne olur ne olmaz. Gel kızım. Gitmiş. Kenan Bey'e görünmeden gidelim biz. Güzelim, kendine dikkat et. Sağ ol ablam. Yavrum. İyiyim ben, üzülme, tamam mı? Ama anneciğim. Hastaneden bir çıkayım anneciğim. Bir daha hiç bırakmayacağım seni. Hiç. Tamam mı? Ne zaman çıkacaksın peki hastaneden? İyileşir iyileşmez. Doktor amcalar arayıp bize haber verecek. Çabuk iyileş o zaman. Söz anneciğim, çabuk iyileşeceğim. Ablacığım, ben de geçireyim sizi kapıya kadar. Kesin bir şeyler saklıyor Sadık. Adım gibi eminim. Hayırdır? Benim şeyler mi öğrendiniz yoksa? Yaralanan kişinin kadın olduğunu karısından saklıyor. Evdekiler de erkek zannediyor. Öyle mi? Bilmiyorum ama bir şeyler var. Sonra dün akşam kan aradığını da evdekilerden saklamış. Bir şeyler öğrenmeye bak. Bu hastane işinin içinde bir şeyler olabilir. Belki işimize yarayabilir bunlar. Tabii, merak etmeyin. Sadık. Buyurun Melih Bey. Şu Alıcabey köyündeki kadın bir doktordan bahsetti. Kardeşim ona vermiş. Bugünlerde seni arayabilirim.
Başım gözüm üzerinde. Merak etmeyin, Allah'ın izniyle bulacaksınız kardeşinizi. Hadi sen işinin başına dön, birisi görmesin. Nurhan hemşire az önce haber verdi. Hastamız gözlerini açmış. Gözünüz aydın. Ultrason, MR, tüm sonuçlar iyi. Yalnız bundan sonraki süreçte kendisine dikkat etmesi sağlığı açısından son derece elzem. Ayrıca bağışıklık sistemi oldukça zayıflamış. Bunda yaşadığı fiziksel koşulların etkisi olduğunu sanıyorum. Nasıl yani? Kendisi yakın zaman önce de büyük bir zatürre atlatmış. Bağışıklık sistemi o dönemde büyük hasar görmüş. Hala üzerinde bunun ciddi etkilerini taşıyor. Tam iyileşememiş mi diyorsunuz? Neden peki? Yeterli beslenememek. Fazla yorulmak. Kendisine iyi bakmamak. Benzer nedenler yüzünden olabilir. Yaşadığı hayat koşulları iyileşmesine izin vermemiş diyelim. Hastalığının tam olarak geçmesi, ileride daha kötü sonuçlara yol açmaması için iyi bakılması şart. Ne öneriyorsunuz peki? Öncelikle ilaçlarını aksatmadan alması gerekiyor elbette. Ve tabii ki az önce dediğim gibi, içinde yaşadığı kötü şartlar neyse onları terk etmesi lazım. Fiziki şartların düzelmesi gerekiyor. Ancak o zaman iyileşme şansı olur. Anlıyorum. Sizin sormak istediğiniz başka bir şey var mı? Yok yok, sağ olun. Kuzucuğum, bak Ayşe abla üzmek yok, tamam mı? Bir şey olursa bana haber ver. Olur mu ablacığım? Tamam abla. Hadi. Ayşe teyze, neden hemencik gidiyoruz? Anneciğim güzelce dinlensin diye bir tane. Hem biz sonra yine geliriz. Ben de burada kalsam. Annemin ilaçlarını veririm. Hiç aramazlık yapmam. Üzmem annemi, söz. Elifçim, çocukların hastanede çok uzun kalmasına izin vermiyorlarmış. Ondan. Uyanmış. Evet, çok şükür. Ben... Bir şeye ihtiyacınız var mı diye soracaktım. Yok, teşekkür ederiz. Eğer elimden bir şey geliyorsa yardım etmek istedim. Yok, yardım edebileceğiniz bir şey yok. Teşekkürler. Peki. Ama yine de bir şeye ihtiyacınız olursa... Ben en iyisi gideyim. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun.
Gittiler mi Zeynep? Gittiler abla. Beni o mu kurtarmış yani? Peki hala burada mı? Kapının önündeydi. Az önce odaya girecekti ama sonra bir anda vazgeçti. Zeynep. Çıkalım buradan, gidelim ne olur. Abla dur, tamam. Zeynep ne olur. Tekrar gelmeden gidelim. Götür beni buradan ablacığım. Ablacığım tamam. Ben bir doktorla konuşayım. Güzel değil mi? Evet. İnsan gözünü alamıyor. Kenan, bakma öyle. Niye? Keşke zamanı durdurabilsem. Burada kalsak hep. İster dursun, ister aksın. Sen yanımda olduktan sonra. Birlikte yaşlanacağız burada. Birbirimize bakarak. Biz verdiğimiz sözleri tutamadık Kenan. Tutamadık. Müsait miydiniz? Sizi dinliyorum. Ben Melek Şimşek'in durumunu soracaktım da. Ben de birazdan hastaneye gelecektim. Durumu şimdilik iyi. Oh, çok sevindim. Peki biz uzun süre mi? Gidişatı takip edeceğiz tabii. Ama yarın taburcu edebiliriz. Yalnız hastanın bundan sonra kendisine çok dikkat etmesi gerekiyor. Bağışıklık sistemi oldukça zayıflamış. Fiziksel koşulların artık onu zorlamaması lazım. Kısacası iyi bakılması şart. Tabii. Hiç merak etmeyin. Bundan sonra ona çok iyi bakacağım. Kısa zamanda toparlanacaktır. Çok teşekkürler. Fiziksel koşulların artık onu zorlamaması lazım. Kısacası iyi bakılması şart. Bulacağım bir çaresini ablacığım. Bulacağım. Ne oldu, ne dedi doktor? Ablacığım, haberler iyi. Yarın taburcusun inşallah. Gerçekten mi Zeynep? Şükürler olsun Allah'ım. Şükürler olsun. Çıkış işlemlerin yarın yapılacak. Zaten doktor gelip konuşacak seninle. Ablacığım, ben bir kafeye uğrayayım. Bir sorun olursa ara beni, olur mu?
hoş geldin. Melek abla iyi mi? İyi. Yarın taburcu olacak inşallah. Geçmiş olsun. Vallahi çok sevindim. Ucuz atlattı kadıncağız. Arda Bey yok mu? Bugün dışarıda işleri varmış. Uğramaz sanırım. Neden sordun? Ya benim bugün ev aramam lazım da izin isteyecektim. Neyse olmadı, artık telefonla ararım. Gerek yok aramana. Zaten çok yoğun o bugün. Misafirlerim ne gelecekmiş. Sen git, ben hallederim. Emin misin? Yetişemezsen ne olacak? Ya eminim. Hadi git sen. Bir sorun olursa hallederim sana. Tamam. Çok sağ ol. Kolay gelsin. Zeynep, hayırdır, ne bu telaş? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Hastanızın durumu nasıl oldu? Merak ettim de. Yarın taburcu olacak inşallah. Ama benim aceleneye bakmam lazım. Kalacak yere mi ihtiyacı var? Yok, hastaneden önce de bakıyorduk zaten. Bakıyorduk derken? Ha, ikimiz çıkacağız da eve. Ya Selim, benim gitmem lazım çünkü bugün ev işini halletmem gerekiyor. Zeynep, bir günde ev mi bakılır ya? Mecbur olunca bulunur. Dur, beraber gidelim. Tek başına olmaz. Yok canım, gerek yok, ben hallederim. Zeynep, tanımadığın insanlarla bilmediğin evlere gireceksin. Tek başına olmaz. Hadi. Asma suratını ama kuzum. Annen çok iyi. Gördün işte. Çocuklar hastanede kalmazlar zaten. Ondan döndü. Ben biliyorum. Yoksa ben annemin ilaçlarını verirdim. Suyunu içerirdim. Ona çok iyi bakardım. Aferin sana. Ama neden çocuklar kalamıyor ki? Annelerini görüp üzülmesinler diye mi? Ayşe abla, gelin arabaya, yürümeyin. Şey, Kenan Bey, benim de bir işim vardı da şimdi yol ağzında dolmuştan indik. Eve gidiyorduk biz de. Tamam, gelin işte. Yok, biz eve geldik zaten. Allah Allah. Olur mu öyle şey abla? Hadi. Hastaneden mi geliyorsun Ayşe abla? Evet. Şey, siz gidebilirsin deyince ben de bir göreyim dedim. Anladım. Kenan amca, biliyor musun? Kenan Bey şu anda araba kullanıyor. Konuşup dikkatini dağıtmayalım. Değil mi yavrum? Doktorla konuştum. Uyandığını söyledi. Evet. Hem de konuştu bizimle. Elifciğim, sen de mi gördün? Hı hı. O sırada Elif de yanımdaydı. Elif'i niye hastaneye götürdün abla? Aliye Hanım dışarıya çıkarken Elif'i de yanına al dedi. O yüzden. Thank you.
Ne işi var yine bunun burada? Çiftlikten çıkmaz oldu. Bunda da bir göz var maşallah ya. Yengecim, veranda keyif ha? Ya burası hava alayım dedim canım. Buyurun, ayakta kaldınız. Eksik olmayın. Birer kahve içer miyiz o zaman? Elinizden olursa içeriz. Sade. Arzu Hanım nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah. Ayşe abla, bir saniye. Bir ihtiyaç falan olursa bana haber verirsin. Tabii Kenan Bey. Ben gitmesem bile sen yardımcı olursun. Allah razı olsun. Hastaneye Kenan amca mı götürmüş? Çocuktan al haberi işte. Tekrar sağ olun. Hadi gel kızım. Arzu Hanım bugün pek bir sessizler. Kötü bir şey yoktur umarım. Her şey yolunda mı? Olmaması için bir durum mu var? Yok, pek bir durgunsunuz da onun için sordum. Her şey gayet yolunda. Hiç endişeniz olmasın. Kenan'la ortak işe giriyor musunuz? Maşallah yanından hiç ayrılmıyorsunuz. İyi anlaşıyoruz. Böyle laf arasında bir konuştuk. Nasıl olur, neler yapabiliriz diye. Kafa yorduk biraz. Tabii iş ciddiye binerse benim de maddi durumlarını yoluna koymam lazım. Bakın Melih Bey, sizden aldığım çeki en kısa zamanda. Arzu Hanım yanlış anladınız beni. Olan borcumu en kısa zamanda ödeyeceğim. Hiç kuşkunuz olmasın. Hiç önemi yok Arzu Hanım. Yani bunları konuşmamızın bile... Bakalım beğenecek misiniz? Bol köpüklü olsun diye uğraştım ama. Yalnız bünyeniz çok zayıf Melik Hanım. İlaçlarınızı aksatmadan tedavi sürdürmeliyiz. Beslenmenize dikkat edin. Koşullar el verdiğince kendinize dikkat etmelisiniz. Anlaştık mı? Ev burası. Biraz temizlik istiyor tabii ama. Kirası 250 demiştiniz değil mi? Tamam, benim için uygun. Zeynep şaka mı yapıyorsun? Şaka yapıyor gibi bir halin mi var? Ya şu evin haline bak, burada yaşanır mı? Pardon küçük bey.
Tabii siz alışık değilsiniz böyle yerlere. Zeynep, saçmalama. Burada yaşayamazsınız. Mecbur olunca yaşarsın. Ya kendini düşünmüyorsan arkadaşını düşün. Arkadaşın burada iyileşemez ki. Abi biz diğer eve de bakalım. Tabii. Selim ne yapıyorsun? Ay çok pahalı. Ya önce bir bakalım. Belki indirim yaptırırız. Hadi abi şimdi gidelim. Hat dersleri nasıl gidiyor? Gayet iyi. Her hafta yeni bir teknik öğreniyoruz. Hoş geldiniz Melih Bey. Hoş bulduk. Ama nasıl konuşmuştuk biz? Pardon Melih. Kiraz Hanım, bana da bir kahve yapar mısın? Tabii Kenan Bey, hemen. Melih Bey'le işe giriyormuşsunuz abi. Sen nereden öğrendin hemen? Az önce Melih Bey bahsetti. Öyle konuştuk ama daha vakti var. Evet, benim için de öyle. Önce halletmem gereken bazı işlerim var. Benim çıkmam gerek. Müsaadenizle. Lütfen rahatsız olmayın. Burası solum. Yukarıda iki odamız daha var. Bu ev güzelmiş. Güzel ama daha pahalıdır. O eve dönmeye gerek yok. Ama isterseniz ev sahibiyle konuşabiliriz. Yok, bizim o kadar vaktimiz yok. Yalnız gençler. Yok, siz yanlış anladınız. Ben öğrenciyim. Biz iki kız tutacağız evi. Arkadaşım benim. Arkadaşız. O ben evi... Yani beraber ev bakmaya geldik. O yardımcı olmak için geldi. Yani yok aramızda bir şey. Arkadaşız sadece. Ben kız arkadaşımla tutacağım evi. Sakin ol şampiyon. Ben bir yukarıdaki odalara bakayım. Arkadaşınız evi beğendi ama sanırım bütçesi ölüyor. Bahsettiğiniz doktorun, Süpi Bey'in izni buldum Melih Bey. Neler öğrenebildin? Zonguldak'ta yaşadığı semti buldum. Şimdi evini arıyorum. Bağlantıya geçmemiz an meselesi. Güzel. Detaylı bir şekilde aramaya devam ediyorsun. Ve her adımından beni haberdar ediyorsun. Anlaşıldı mı? Tabii Melih Bey. Hiç merak etmeyin. Yani kiranın yarı kalan parasını siz mi ödeyeceksiniz? Aynen. Sen şimdi kirayı 400'den aç, 350'ye bırak. Ben sana kiranın bir senelik farkını peşin ödeyeceğim. Vallahi şimdi... Nasıl olur bilemem ama. Olur olur. Kiran ödenecek işte. Arkadaşa 350 binmiş, ha 650. Ne fark eder? Peki abi. Nasıl, beğendiniz mi? Çok güzelmiş. Evi tutuyoruz o zaman. Ne kadardı buranın kirası? 400. Diğeri daha uygundu. Abi yap bize bir güzellik be. Bak öğrenciyiz. Madem öğrencisiniz 350 olur. Süper. Ne diyorsun? Bak
Burası okula da, kafeye de daha yakın. Yürüyerek bile gidebilirsin. Tamam. Hayırlı olsun. Yalnız benim yanımda o kadar para yok da yarın getirsem olur mu? Vallahi ev yarına kalır mı bilemem. Çünkü görmek isteyen bir çift var. Tutmak isterlerse de hayır diyemem. Tamam abi, ben hallettim. Selim dur, ne yapıyorsun? Sonra hesaplaşırız biz. Borcum bir an önce ödemem lazım. Ama acele etmenize gerek yok dememiş miydi? Gonca saf mısın sen? Bir çıkar olmasa niye bana para versin ki? Ay ne hesabı var acaba? Bilmiyorum. İyice burnumuzun dibine girdi zaten. Delirtiyor beni. Bir de böyle imalarda bulunuyor. Ne dedi ki? Maddi durumu düzeltmesi lazımmış da bilmem ne. Para istemiş. Ondan para aldığımı pekala Kenan'a söyleyebilir. Tehlikeyi göze alamam. Haklısınız. Bu adam Veysel Öküzü'nden daha tehlikeli. Ama Veysel'i yola getirdim. Sıra onda. Neredesin sen kaçak? Bütün gün ortalarda kimse yoktu zaten. Ne sen ne de Zeynep. Evet, bugün Zeynep'le eve baktık. Eve mi baktınız? İkiniz. Evet. Ne kadar zor işmiş ya. Bir dakika, bir dakika. Siz şimdi ikiniz birlikte eve mi çıkıyorsunuz? Yok canım. Emlakçı da öyle sandı. Nişanlı muamelesi yaptı bize. Niye baktınız peki? Anlamadım ben şimdi. Zeynep eve çıkacak işte. Onun için baktık. Allah Allah. Zeynep ailesiyle yaşamıyor mu zaten? Çok şaşırdım. Arkadaşıyla beraber çıkacakmış. Bulabildiniz mi bari? Bulduk, bulduk. Elleriyle ne de güzel çizermiş. Oy, kıyamam. Bunlar kimmiş peki? Bu benim annem. Hastanede. Bu küçük kız sen misin? Evet, benim. O zaman bu adam da baba. Hayır, babam değil o. O annemi... Elifciğim. Hadi gel. Sofrayı kurmama yardım et. Ama ben resim yapıyordum. Sonra yaparsın. Bundan sonra daha dikkatli olmak lazım Zeynep. Elif'im eğer bilmeden bir şey söylerse Kenan şüphelenebilir. Nereden bilecek? Çocuk sonuçta. Haklısın ablacığım. Düzenimizi kurmak lazım. Ben bir an önce iyileşeyim de hemen bir eve bakmaya başlayalım. Ben de onu diyorum işte. Ablacığım, ben o evi buldum. Artık başımızı sokacak bir evimiz var yani. Hem de çok güzel. Bugün
emlakçıyla konuştum. Deli kız, saatlerdir söylemiyor bana. Nasıl bir ev, anlatsana. Merhaba canım. Merhaba. Hayırlı olsun Zeynep'ciğim. Ne hayırlı olsun Pelin? Ay bebeğim, yeni eve taşınmışsın. Hiç söylemiyorsun. Belki bir yardımım dokunurdu. Sağ ol. Tuttuk da sana kim söyledi? Kim söyleyecek? Tabii ki Selim söyledi. Hatta bayağı yardımcı olmuş sana. Hı, öyle denk geldi. Ay ne iyi niyetli çocuk şu ya. Böyle muhtaç insanlara yardım etmeye bayılıyor. Muhtaç mı? Umarım beğenir. Ay bebeğim, sen bilmiyorsun tabii. Bir ara sana ilaç parası mı ne lazım olmuştu hani, gelip benden istemiştin. Benim de durumum olmadığı için verememiştim o ara sana. Ay Selim bunu nereden duyduysa bir şekilde öğrenmiş. Acımış haline. Benden rica etti. Al bu parayı Zeynep'e ver dedi. Yani parayı sen vermedin mi? Aa, aşkım sen beni duyuyor musun? Seni öyle acınası ağlak görünce dayanamamış, sevaptır. Al bu parayı, kendin veriyormuşsun gibi ver Zeynep'e dedi. Böyle mi söyledi? E yani. Ay ne iyi niyetli çocuk şu ya. Tamam abi, ben hallettim. Selim dur, ne yapıyorsun? Sonra hesaplaşırız biz. Alo. Merhaba, Zeynep Şimşek ben. Müsait miydiniz? Tamam, müsaitseniz ben oraya gelmek istiyorum. Tamam, yoldayım zaten. Görüşürüz. Kusura bakmayın, beklettim biraz. Önemli değil.
artık evden niye vazgeçtiniz? Öyle gerekti. Kaporası da ödenmişti onun. Bu ev bize daha uygun. Buyurun. İsterseniz diğer evin kaporasını buna sayabiliriz. Hayır. Siz bunu alın. Arkadaşın parasını da iade edersiniz. Peki. Buyurun. Hayırlı olsun. Yok. Zeynep'e taşınması için yardım edeceğim. Bu ne böyle? He, Zeynep için. Küçük bir hediye. Ay, çok incesin. Zeynep gördün mü? Kafede gördüm. Öyle hayırlı olsun diyeyim dedim bir ayaküstü işte. Ay, neyse. Benim gitmem gerekiyor. Görüşürüz sonra. Ablacığım nerede kaldın merak et. Ablacığım ağladın mı sen? Yok abla niye ağlayayım? Uykusuzluktandır. Hadi hazırsan çıkalım. Çıkalım ablacığım. Da nereye? Tabii ki yeni evimize. Zeynep yok galiba. Yok, ev taşıyacakmış. İzin alıp çıktı. Ne zaman çıktı? Çok olmadı. Tamam, sağ ol. Görüşürüz. Eyvallah. Aceleci ya. Duramadın değil mi 2 dakika? Ablacığım. Abla. Ya benim sana bahsettiğim ev bu değildi. O ev başka. Onda bir sorun çıktı. Çok özür dilerim abla. Niye özür diliyorsun ki ablacığım? Sonunda bir evimiz oldu artık. Buna da şükür. Sıra Elif'imi almakta. Canım ablam benim. Allah Allah. Nerede bu kız? Anahtarı almadı mı yoksa? Onu da açmıyor. Bir emlakçıyı arayalım bakalım. Alo, merhaba ben Selim.
Kiralık daire için görüşmüştük dün de. Ben evin önündeyim ama kimse yok. Arkadaşım telefonu da kapalı. Hanımefendi paranızı verdiğiniz evi değil, ilk baktığımız evi tutmaya karar verdi. Aa, neden? Orasını bilemeyeceğim. Ha, ben de sizi arayacaktım. Bir ara uğrayın da paranızı geri alın. Burası da salon abla. Biraz bakımsız tabii ama şimdilik bizi idare eder. Ben tam bir iyileşim. Bir haftaya kalmaz gül gibi yaparız biz burayı. Yaparız tabii. Abla iyi misin? Dur, çantanda su olacaktı. Vereyim ben sana. Gelen şimdi. Bilmem, emlakçı olabilir. Ben bakayım.